Gün sonunda Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Buraya nasıl düştüğümüz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Evet, bir anda oldu her şey. Hadi gidelim dedik. Gittik. Şimdi Ölüdeniz'den çıktığımızda hafif bir kalabalık vardı. Dedik ki gideceğimiz yerlerde hiç kimse olmaz. Gittiğimiz koylarda Ölüdeniz'den daha büyük bir kalabalıkla karşılaştık. Evet. Biz de kafa dinleyelim diye çıkmıştık. Zaten uzun zamandır denizlere hasrettik. Dedik şey yapmayalım, en iyisi biz bir tekne turuna çevirelim bugünü. Böyle bir şey oldu değil mi? Bütün gün teknedeydik. O kadar midem bulanıyor ki şu anda. En son dedik ki bir yere varalım artık. Ya karavana dönecektik ya da Kelebekler Vadisi'ne gelecektik. Ve Kelebekler Vadisi'nden yana kullandık tercihimizi. Evet. Önce bir aradık, bir pazarlık yaptık. 340 TL dediler iki kişi için sabah kahvaltı, akşam yemeği. Büyük uğraşlar sonucunda işte biz de personeliz, biz de pansiyoncuyuz falan o bu derken 300 TL'ye düşürebildik. Geldik buraya. Şimdi çadırımızı alacağız. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Sabah kahvaltımız var. Bu 300 liranın içinde bilginiz olsun. Şimdi çadırımıza geçiyoruz. Eşyalarımızı yerleştireceğiz. Sonra yine beraberiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Çekelim mi lan? Çadırımıza gidiyoruz şimdi ama bizim çadırı yanlış köye kurmuşlar. Bayağıdır yürüyoruz yani. Sondaki mavi çadır dediler. Ay bu ne bu? Minna bak Minna gel. Bu ne kim ya? Bu Şeyam nerelerdesin sen? Göğünü mü kaybettin ya? Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Gel, gel Maido gel. Gel. Gel biraz sevelim seni. Tamam gel. Mekan senin gel işledin tamam. Ne haber? Nasılsın ya? Hemşerim nasılsın? Tamam, kızma yok. Kızdın mı? Olmaz. Evet, ne var ne yok bakalım içeride. Çadırımız burada ama istersen diğer tarafta mı taşıyıp bakalım? Fark etmez. Mevzu bu. 2x2 çarşaf. Değiştireceğiz mi yerini? Değiştirelim. Çünkü teknemiz o tarafta kaldı. Görmemiz lazım. Gece kalkıp Cihan bakıyor çünkü tekne. Rahat uyuyamıyorum. Rüyama giriyor. Ben gidiyorum diye böyle almış dalga götürüyor. Şimdi o tarafa taşıyacağız. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Heh, onu da mı yemek sandın? Gözleri bak. Tabii Ruluş. En sevdiğim sıra. Sen ablanın yemekleri için mi yedin? Evet, kesinlikle. Hoş geldin. Nasılsınız? Sağ olun siz. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz geçen sene burada mıydınız abla? Evet. Geçen sene bir ara verdim. Değil ben. Mi? Evet. O ara ben de ara verdim. Ben doldurmadım, abla doldurdu. Ablanın yemeği gibisi yok. Yok gerçekten. Valla tipi, yemeğin tipi bile bir ayrı ya. İnanılmaz yemek yapıyor kadın ya. Gerçekten. Nasıl uyudun? Fena değildi. Üşüdüm biraz. Sen de üşüdün. Ben de çok üşüdüm. Sadece pike vermişler. Akşam bayağı üşüdük pikelerle. Bir battaniye olsaydı çok iyi olurdu ama yoktu. Bir iki saat çok üşüdük. Ondan sonra uyuduk zaten. Bayıldık. Saat 9'da uyuduk. 5'te uyandık. Sonra evet. Tekrar uyumayı... Ben niye konuşamıyorum? Bir şey olmaz ya. Şey, gündüz. Bütün gece konuşmadım. Konuşmayı unuttum biraz. Bir şey soracağım sana. Evet. Bu nedir? Her yere bununla geziyorsun ya. O benim
kara gün akşamı yavrum. Peki bu nedir? O da kara gün midem. Acil şey olsun diye tamir edeyim. Ne yapalım? Gideceğiz şimdi, bir elimizi yüzümüzü yıkayalım, sonra kahvaltı yapacağız. Hadi gidelim o zaman, kaçırmayalım istersen. Gidelim. 300 lira vermişiz. Evet. Hadi. Kahvaltı gösteremedik, pilimiz bitti o anda. Yılmaz Bey. Sistem bu. Gayet doyurucu, temiz, mis, hüripak. Hadi başlayalım. Masaya takıyoruz bu arada. Masaya oturduktan sonra çıkarabiliyoruz yemeğe başlarken. Sonra yemek bittikten sonra tekrar takıyoruz. Bu şekilde işliyormuş, onu da öğrenmiş olduk. Maske şart. Hadi başlayalım o zaman. Hı hı. Manzaranın güzelliği. Günaydın. 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 Bu da kapa çeşsin. Getir, çıkmıyorsun buradan ha. Şükür müsün lan sen? Verim yana. Kelebekler, ünlü Kelebekler Vadisi'nin vadi kısmına doğru gidiyoruz. Plaj kısmını gösterdik size. Vadisinde ne var buranın şimdi? Böcük var, sinik var, arı var. Lane var. Şelale var. Şelale var en sonunda. Şelale çok çok büyük bir şelale olmadığı için oraya kadar gitmeyebiliriz. Yol üzerinde şanslıysak birkaç kelebek görsek yeter. Ama mevsimi var herhalde. Bu kelebeklerin de mevsimi var galiba değil mi? Nisan Mayıs ayında biraz daha yoğun. Ama her mevsim belirli bir oranda var. Var. Şimdi kelebekler için bu yürüyüş güzergahının biraz dışına çıkıyor. Orman içlerine doğru. Bu tarafa. Kaya diplerine doğru. Hı. Bu tarafta kaya diplerine, bu taraflarda orman içi ve dere kenarı. Daha yukarıda bir kelebekler mağarası var. Şelalenin, birinci şelaleden yukarıya doğru çıkılıyor. Biraz riskli bir park bu. Zorlamayız, çok bakalım. Deneyimli olmak lazım, orada daha yoğun. Öyle mi? Evet. Bir bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Kolum ağrıdı da. Şu dutan güzel, dutan güzelliğine. Atem dutem ben seni, şekere gatem ben seni. Burası Kelebekler Vadisi'nin taş ev denen yeri. Stone House. Cafe Restaurant Point demiş. Pardon, Cafe Culture Point. Burası yıllardır böyle değişiyor, değişiyor işletmesi ama bir türlü tutturamadılar. Her şeyi denediler, olmadı. Senin gibi açtın ki herkes. Aşk olsun. Ama yemez mi ya ağaçtan meyve? Hiç mi çocukluğunuzu ağaçlara dalarak geçirmediniz? Her şeyler çocuğu, şeyler.
Güle güle. Aldık her şeyi. Güle güle Kelebekler Vadisi. Çok güzel. Cihan daha fazla gitme, kamera uzanacak. Karşımız Kabak Kulu, biliyorsun. Daha önceden birkaç video yapmıştık zaten orada. Şimdi bugün sizi çok güzel bir yere getirdim. Burada gelmedi daha önceden buraya. Ben evet. Kleopatra Havuzu diyorum. Her beldede vardır bir tane tatil yöresinde Kleopatra Havuzu ama burası öyle bir yer değil. Bilinmeyen bir Kleopatra Havuzu. Giriş 5 TL. Sana bir indirim yaptıracağım ben. Müze kart var mıydı senin? Evet. Tamam. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. İki günlük deniz turumuz son buldu. Son bulmazdı aslında bu Kelebekler Vadisi'nde kalırdık bir gün daha değil mi? Kelebekler Vadisi çok pahalı ama yani kalmasına çok isterdik kalmayı ama. Evet, %50 dolulukla çalışacaklar için fiyatları bayağı abartmışlar. 340 lira biz 300 liraya anlaşabildik. Evet. Bir gün daha kalamazdık 300 liradan. Belki sezon sonuna doğru bir gün gideriz yine. O zaman hem belki size detaylı Kelebekler Vadisi bir anlatımı yaparız. Sadece... Evet, bu biraz bizim için şey oldu, tatil gibi oldu. Yani bu, evet, bize tatil gibi oldu. Çünkü sezon açılacak. Çok fazla bu şekilde geziler yapamayacağız. Evet. Neyse, iki gündür denizdeyiz. Yetti zaten ya. Evet, diyelim. Eşyalarımızı bıraktık otele. Bıraktıktan sonra Lucky'yi aldık. Lucky ile birlikte bir şey daha aldık. Hı-hı. Göstermek ister misin? Tabii ki. Elektrik faturası gelmiş. YouTube'un 100 bin aboneli olan kanallara yolladığı bir hediye değil mi bu? Evet. Plaketimiz geldi. Plaketimiz geldi. Sağ olsun Suzan ablamız yollamış. Yanında bir de not sıkıştırmış. Güzel bir böyle motivasyon dolu bir not. Aslında çok duygusalız şu anda ama böyle konuşmalar ikimiz de asla yapamıyoruz. Hı-hı. Sadece teşekkür edebiliriz. Bizimle birlikte olduğunuz için bu yolda gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet. Vallahi ben birkaç şey söyleyebilirim tabii. Aslında. Vaktin var mı? Tabii ki. Kolum tamam. İzin güneş, verirse. Güneş de iyi durumda. Şöyle şimdi biz şunu fark ettik YouTube'a girdiğimizden beri. Sen çok eski YouTube kullanıcısısın. Ben çok eski YouTube kullanıcısı değilim. Şöyle ki ben YouTube'u sadece siyaset programları izlerken falan böyle kullanıyordum. Onun dışında hiç işim olmuyordu YouTube'da. Şunu gördüm. Son 1,5 senedir sürekli YouTube'a girdim çıktım. Video editledik, yükledik, ettik. Yani sistemin nasıl çalıştığını biraz gördüm. YouTube'da içerik üreticilerinin davranışlarını az çok en azından karavanla ilgili olanları inceleme fırsatım oldu bu 1,5 senede. Çok da fazla incelemedim aslında. Çünkü öyle bir vakit de yok. Yani öyle anladığım kadarıyla sizlere YouTube'a girip YouTube üzerinden kendilerine bir gelir, bir gelecek sağlamayı düşünenlere söyleyeceğim birkaç şey var. Onları söylemek isterim.
Şöyle ki YouTube'a girip bir şeyler yapmak istiyorsanız kesinlikle böyle pahalı kameralar, ne bileyim sağlam bir altyapı, bir ne bileyim ekip falan gibi şeylere ihtiyacınız yok. Biz geçen sene YouTube'a GoPro ile girdik. Evet. Bir sene boyunca GoPro ile çektik bütün videolarımızı. Evet. GoPro'yu da ikinci elden 1000 liraya mı almıştık? 1000 liraya evet. almıştık. GoPro 5. Ya biz bu şekilde girdik. Neye zaman harcadık biz? Orijinal olmaya çalıştık. Evet. Yani bizimle birlikte bize benzer şeyler yapan insanlarla aynı şeyleri yapmamaya özen gösterdik. Bunlar nelerdir? Kurgulardır, başlıklardır, konulardır. Yani tutumlardır, tavırlardır. Biz her şeyi bize has olsun istedik. Bizden olsun istedik, biz olalım istedik. Hepsinden öte doğrusu olsun istedik. Yani doğrusu olsun istedik. O yüzden bizce eğer bir yerlere varmak istiyorsanız buraya girip kesinlikle kendiniz olarak bir şeyler yapın. Önemli olan sizin kendi yolunuzu çizip insanları da belki oraya teşvik etmeniz. Kesinlikle insanların yaptığı şeyleri yapıp aynılarını tekrarlamak değil. Ben bunu söylemek isterim. Geçenlerde şunu fark ettim. İlk videolarımızı izledim böyle. Hı. Konuşamıyoruz hiçbir şekilde. Bizi o günden beri takip edenler bilir. Hiçbir şekilde konuşamıyoruz ama gülüyoruz, kahkaha atıyoruz. Belki bildiğim için ben, siz o videoyu 10 dakikada izliyorsunuz ama biz o videoyu günlerce çekmeye çalıştık konuşamadığımız için. Şu anda biraz daha rahat konuşabiliyoruz çünkü kameranın karşısında sizler olduğunu biliyoruz. Bize aslında bir nevi biz olma şansı verdiniz. Bu yüzden de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hı-hı. Konuşamadım. Ağlamaya gerek yok. O kadar duygusal olmuyor ya. Bir cümlede bitireyim diye. Daha buralardayız ya. Bir cümlede bitireyim diye sesim çıkmadı. Evet, ben de çok. Ya çok uzun konuşmalara zaten biz alışkın değiliz. Genellikle sessizliği sevdiğimiz için. Evet. Bu anlamda nefes kontrolüyle ilgili de biraz belki pratik yapmış oluyoruz. Bir de heyecanlanıyoruz. Hala evet. Gerçekten hala heyecanlanıyoruz. Şimdi böyle büyüdükçe daha da çok heyecanlanıyoruz. Hani evet. Bir kişiydik, iki kişiydik. Şu anda 100.000 hatta 110.000 kişiyiz. Hı-hı. Yani sürçülisan olursa affola. Niyetimiz kimseyi üzmek değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Kolum kopuyor. Yemek yiyelim. Çok acıktık yiyelim, biz. Evet. Bir yemek yapıp yiyelim ölmeden. Bundan sonra görüşürüz tekrar. Lucky sen de bir şeyler söylemek ister misin? Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Sen bayılıyor musun? Bilmiyorsun. 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 Lucky. Ay, bu çocuk. Geçen hafta mutfağımızı yeniledik. Bunu gören Esma arkadaşımız, teşekkür ediyoruz kendisine, bize bir yeni, bir dünya böyle mutfak malzemesi yollamış. Tencereler, tavalar, bu kadarına ne gerek vardı Esma'cığım yani ne gerek vardı? Çok teşekkür ediyoruz sana. Evet. Evet, döküm tava tanıtımından başlayayım ben sana şu anda. O kadar ağır ki ben onu... Bak neden tanıtamadığımı şu anda söyleyebiliriz, ben onu kaldıramıyorum çünkü o kadar ağır. Ya harbiden çok teşekkür ediyoruz. Ürünler mükemmel. Hepsi böyle kaliteli. Tuttuğunuzda hissediyorsunuz, anlıyorsunuz zaten. Kulpları, başları, sapları, her yeri çok iyi durumda. Bunları nereden, nasıl... Açıklama kısmına da bırakırım. Instagram'dan da tedarik sitesi olarak aratabilirsiniz. Çok güzel ürünleri var. Hem de bizim arkadaşımız. Sağ biraz olsun, süt taşırmış ya. Olsak da. Eğer bu videodan geri dönüş olursa çaydanlığı yenileyelim be Esma'cığım. Bir çekiliş yapalım Esma'cığım. Bir çekiliş patlatırız. Öyle valla çok sağ olun dostlar, çok teşekkür ediyoruz sizlere, eksik olmayın. Bu bonfilenin pişirme önerisini söyleyeyim size. Tavanızı olabildiğince ısıtıyorsunuz, yani böyle tava yanmaya yakın olacak üstü. Elinizi şuraya getirdiğinizde 1-2 saniye tutamayacaksınız. Yani. O kadar sıcak olacak, sonra bir sivrisinek gelecek, bütün... O kadar ısıttıktan sonra eti atıyorsunuz üstüne. Nasıl pişeceğine göre değişecek bu üstünde ne kadar kalacağı. İyi pişmiş olsun istiyorsanız bir tarafını yaklaşık 1-2-3 dakika. Yo, yalan ya, o şu anda attım onu. Kaç dakika oldu? Ama yani tavayı çok ısıtıyorsun. Sattım onu. Tavayı çok ısıtıp eti attığınızda zaten çevirdiğinizde anlıyorsunuz etin pişip pişmediğini. O alıp böyle ısıyı hop diye içine çekiyor. Çok fazla çevirmiyorsunuz bir de bu etleri pişirirken, yoksa suyunu bırakıyor, tadı tuzu gidiyor. Yalan yok. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umuyoruz ki beğenmişsinizdir videomuzu. Bize eşlik ettiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan bizi desteklediğiniz için ve bunu bize hissettirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde aldığımız plaketimizi
Elimizde kapatalım. Önce gönlümüzün sonra arabamızın en güzel yerine asacağız. 1 milyon olduğumuzda bunu bir takipçimize hediye edeceğiz. 100 bin plaketini. Evet. Şimdi biz duş edelim. Duş edelim. Çimelim. Bir çimek. Duş edip ondan sonra yolumuza bakalım. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Haftaya hoşça görüşürüz. Kalın. Bay bay. Adamın manzarasına bak ya. Bu geldiğimizden beri bak hiçbir şekilde oynamıyor yerinden. İşi biliyor. Gezgin ruhlu bir çocuk.